Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. İnteraktif'e hoş geldiniz. Yine güzel bir günden sizlere sesleniyoruz. Güzel bir gün olsun. Haftaya sevgili izleyenlerimiz yine çarşamba, perşembe, cuma günleri sizlerle beraber olacağız. Lakin 10.30-11.30 arasında olacak program saatimizde şimdiden duyurayım. Sonra neredeydiniz demeyin. Bu arada BRT Haber Facebook sayfasından da takip ediyorum. Eğer yorumlarınız varsa, konuğuma sorularınız varsa da lütfen canlı canlı yazın. Malum adı üstünde interaktif bir yayın yapıyoruz sizlerle beraber. Konuğum diyetisyen Dilara Topçan. Bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Harika bir enerjiniz var. O enerjiyle beraber böyle bir geldiniz stüdyomuza. Siz de öyle. Renklerde uymuş onu söylediler. Dediler değil mi? Ama bu renklerin gerçekten insanlara verdiği böyle bir duygu var. Var tabii. Kimi renkler insanların duygusunu yükseltiyor, kimisi biraz daha böyle düşürüyor. Mevsimsel de olabilir. Mevsimsel de herhalde ama esas olan enerjimiz herhalde. Kendi ruhun enerjisi. Evet. Bir de mevsim olarak da yaz aylarındayız. Yani tam sıcaklarımız fazlasıyla var ülkemizde ama yazın da bir enerjisi yok mu kendine ait böyle bir güzelliği? Var tabii. Böyle sıcacık bir enerji. Hepimizin daha fazla belki merkezlendiği, eğlenmeye, tatile vakit ayırdığı, kendine vakit ayırdığı zamanla her ne kadar da şu anda zorlayıcı süreçlerden geçiyor olsak da yine de kendimize biraz dönme vakitleri. Kendimize dönme vakitleri diyorsunuz. Bir de şöyle de bir şey de oldu. Tabii konumuz sağlıklı beslenme sevgili izleyenlerimiz ama konumla da böyle bir sohbet etmek istedim müsaade ederseniz. Çünkü zamanı yetişemiyoruz. Dünyanın hızı mı değişiyor? Zamanlaması mı değişiyor? Ne oluyor? Hızı değişiyormuş evet. Değişiyor evet, değil mi? Dönüş hızında bir hızlanma varmış. Hı hı. O da zaten son dönemde takip ediyoruz. Çok fazla hızlandı. Her şeyi yetiştiremiyoruz. 24 saat yetmiyor. Yetmiyor ama belki birazcık anda olmayı unuttuğumuz için de olabilir. Hep bu beslenmede de bahsederiz. Hı. Çoğumuz hızlı hızlı yemek yeriz. Onun için belki kilo da alırız farkındalıksız beslendiğimiz için. İşte biraz ana gelmek, yavaşlamak lazım belki. Peki bu sistemle gerçekten daha mı insanlar kilo almaya yatkınlaş yoksa hani yemek yemeyi unuttular, öğün atladılar yoksa kilolarda verilme mi oldu? Nasıl düşünüyorsun? Ben biraz geniş bir yelpazeden bakarım. Evet, vücudumuzda birçok rahatsızlıktan ötürü belki genel kontrollerimizi vaktinde yapmadığımız için bilmediğimiz rahatsızlıklardan ötürü de kilo alıyor olabiliriz. Hareket dizi yaşandan zaten yıllardır bahsederiz. Şu an elimizde telefon, her işi telefondan halledebiliyoruz. Evet. Çok fazla hareketimiz yok. Arabalarla her yere gidiyoruz baktığınızda. Bir de beslenme meselesini de biraz fazla kirlettik. Birçok diyet var, birçok durum var. İnsanlar hep bir diyet, X çıkan işte bir popüler diyetten medet umarak aslında var olan sistemlerini de bozabiliyorlar uzun vadede. O nedenle de artık kilo vermek zorlaşabiliyor. Stres de çok ayrı ve büyük bir faktör. İnsanlar incelediğinizde şu anda çok aşırı bir stres var. Yani anda kalmaktan bahsettik ya başaramıyoruz diye hızlı geçiyor. Çünkü kendimizle kalamıyoruz. Yemek yerken bile hep bir acelemiz var. Hep bir duyguları beslemeye yönelik besleniyoruz. İyi hissedelim. O an yediğimiz şeyle bari diyor insanların çoğu benim karşılaşıyorum. Bari yemeğim olsun hayatımda. O kadar bir stres X, Y, Z var. Gördüm işte, öyle birisini ama gerçekten. Aynen, o nedenle benim çalıştığım şey daha ziyade farkındalık üzerine. Yani insanlarda onu tavsiye ederim. Kilo niçin var? Çünkü kilonun altında çok fazla sebep olabiliyor. Kendimizi korumak için de kilolanabiliyoruz. Birçok mesela taciz vakası da olabiliyor geçmişinde kişilerin ve kiloyu vermeyi, kilodan özgürleşmeyi reddedebiliyor. Travması olduğu için. Evet, o nedenle kişilere birçok şeyi araştırmalarını, okumalarını tavsiye ederim. O kadar bilgiyle dolu bir zamandayız ama bilgi kirliliği de var pek tabii yine. Çok hani fazla. Beslenmede de kirlilik olduğu gibi. Yine akıl süzgecimizden geçirerek doğru bilgiye ulaşarak araştırsınlar. Çünkü eskisi gibi evet bu Akdeniz tipi önerdiğimiz, şimdi yaz aylarında konuşacağız. Evet. Bu diyet gerçekten çalışıyor. Biz eğer gerçekten sağlıklı bir meyveyi tüketiyorsak ama bugün baktığınızda meyvemiz hepsimiz de soru işaretli. Yani o zincirde de soru işaretlerimiz var. Tükettiğimiz et ne kadar sağlıklı, balık ne kadar sağlıklı vesaire. O sistem çalışır ama öyle bir hale geldik ki sanki işte ben kilo veremiyorum, X diyete geçeyim, aç bırakayım kendimi vesaire. Evet, belli faydaları olabiliyor o X, Y, Z diyetlerinde diyelim. Onlardan şu anda bahsetmeyeceğiz. Fakat yine de günün sonunda bizim o sorumluluğu almamız da bitiyor iş. Gerçekten ben başımı koyuyor muyum bu işi yapmaya? Ve gerçekten yapacak mıyım? Yoksa iki kaşık ondan fazla bizim meselelerde var. Bir şey de hiç arada onu yememiştim. Yani o düzene uymadıktan sonra o istediğimiz sonuca biraz zor ulaşıyoruz.
Şimdi çok önemli noktalara değindiniz aslında. Belki de kimi zaman herkesin atladığı işin mesela bu zaman o zaman psikologlara devre girmesi gerekiyor. Yani altta yatan bir travma dedik, altta yatan zeminler. Örneğin bir diyabet hastası olabilir kişi, böbrek şey olabilir, başka işte kronik hastalıklar olabilir. Evet. Kilo vermemesini. Psikologlar ama daha bu konular üzerine çalışan veya bu konular üzerine çalışan çok daha farklı alanlarda eğitim almış var kişiler mı? De var. Hangi alanlar onlar? Yani? Birçok alandır. Araştırsınlar sadece. Gidip hani almak üzerine değil ama bu konuyla ilgili birçok kişi var artık araştırabilecekleri, direkt kanalize olan. Evet. Çünkü özellikle bir şeyi bazen zihinsel anlamda fark etmek de yeterli olmayabiliyor. Farklı şekillerde de onu dönüştürmemiz gerekebiliyor. O nedenle araştırsınlar, onu tavsiye edebilirim. Yani alttaki zeminleri de öncelikle çözüm olunursa daha rahat bir şekilde kilo verilebilir. Onu çözmezsek zaten kısır döngü. Bugün A diyetisyen, B diyetisyen, A diyet, B diyet derken bozulan bir sistem günün sonunda. O nedenle aslında sağlığa da böyle holistik, bütüncül bakmamız lazım. Evet, psikologlarla, spor hocalarıyla, en başta hekimlerle çalışılması lazım. Ama bizde çok o döngüde de bir hemen olsun isteme var ya. O da işte ameliyatlara birazcık insanları yönlendiriyor. Aynen ve şey var, hemen işte o cihaza gireyim, hemen işte inceleyeyim, hemen o ama altta ya, nedir? Sonra tekrar başa dönme ve... Daha fazla kilo alan gördüm ben. Var çünkü derindeki kiloyla alakalı şey çözülmemiş. Yani geniş bir şey tabii ki. Şimdi şeyde söylemek istemem, insanlar yanlış bir şey, onu bunu yapmadan şuna geçin gibi ama... Her zaman sadece kilo konusunda da değil, bu kendimize dönmektir benim hep baktığım bakış açımda, uyguladığım şeyde. Yani orada ne var? Nedir kiloyla madem konumuz işte beslenme, neden ben reddediyorum bu düzende beslenme? Çünkü o düzende ve o miktarda beslendiğimizde doyarız aslında. Çünkü bir diyetisyen doyulmayacak şekilde ve kişiyi beslemeyecek şekilde bir plan sunmaz, onun sağlığına destek verecek şekilde bir plandır sunduğumuz. Doymayan taraf nedir? Oraya bakmak. Şimdi nasıl bir açlık var? Nasıl bir açlık var? Tabii duygusal açlık üzerine de çok dururuz. Yani orada belki bir stresi baskılamak var, söyleyemeyen şeyleri belki söyleyemediği için yemek yutmak var. Birçok şey var. Kişi belki, belki başarısız bulduğu yönlerini. Evet ve en derinde de bazen kişi onu dönüştürmeyi de istemeyebilir. O da çıkabilir. Yani en derininde kişi kilo vermeyi istemeyebilir. İyileşmek istemeyebilir. Yani oradan ayrı, dediğim gibi terapistlerin çok derinlikli belki bu konuda ama ehli olan kişilerin her meslekte artık, çünkü işini gerçekten yapabilenle yapamayan da ayırt edebilmemiz gerekiyor. Çok önemli. Aynen. İzleyicimizden bir soru gelmiş. Hemen sormak istiyorum. Diyet ve spor yaptığı halde psikolojik olarak kilo vermemek normal mi? Yani hem diyet yapıyor, sağlıklı besleniyor, spor yapıyor ama kilo veremiyor. Şimdi ilk önce tabii hekim kontrollerini yaptırdı mı vücudunda, acaba ne olabilir kilo vermesine olumsuz yönde katkı sağlayabilecek? Bunlara hep bakılmışsa ve diyet yapıyorum derken diyeti gerçekten yapıyorsa, bir de bizde diyet yaptığımızı zannetme durumu var çünkü. İşte biraz bir şeyi fazla yemek, ara öğünleri atlamak, özellikle şimdi sıcak aylardayız, yaz aylarındayız. Yeterli sıvı alamamak, birçok faktöre ilk bir bakılmalı. İşin uzmanı belki onları bir değerlendirmeli. Sonrasında derinine bakmalı. Nedendir? Tabii yaşı bizim için önemli. Dediğim gibi ilk önce hekim kontrolleri. Bir hekime gidecek. Altta yatan bir başka hastalık var mı? İlk oralara bakacak. Daha sonrasında yeme örüntüsüne bir baktı. Şimdi kilo veremiyor ama. Genelde nedir mesela? Hani size geliyorlar. Altta yatan kişinin sebebi ne oluyormuş da? Mesela diyabet mi ya da başka bir hastalık değil mi? Mesela genelde diyelim sağlıklı, şeker hastalığı, daha farklı rahatsızlıklar bizi birazcık bir nebze de olsa geride tutabiliyor bazen ama unutmasın kişiler, yine kilo verebilir, kilodan bahsediyorsak şu anda. Ama farz edelim ki bedende herhangi bir sağlık problemi yok ve diyet yapıp ya da yapmaya çalışıp yapamamak diyelim. Çünkü dediğim gibi çoğu insan yaptığını, diyeti uyguladığını zanneder. Gece yemeleri olabilir. Çoğu mesela danışanda karşılaştığım, stresli olduğu zaman otomatik yemek yemeye başlayanlar çok var. Yani o hepimizde var. Onu fark edebilmek o anda. Bazen fark ettiği anda bile değiştirmeyi seçmeyen de çok kişi var. Evet. Siz bunu fark ettiğiniz zaman ben mutsuzum. Belki en temelde aslında şeyi gözlemliyorum. Ben hep bu araştırdığım ve çalıştığım kadarıyla şefkat ve sevgiye duyulan bir açlık olabiliyor. Duygusal çok temelinde işte. Yani çok daha derin başka konulara da gider gerçi ama orada yalnızlık hissi belki. Bazen çok kalabalığın içinde olur insanlar ama yalnız hisseder.
başka bir problemi görmemek adına da yemek yemek, yani toplum olarak da baktığınızda yemek yemek çünkü çok ön planda. Şimdi buluşacak olsak nereye gidelim, ne içelim ya da ne yiyelim diye konuşuyoruz. Evet, evet. Mutluluğumuzda da mutsuzluğumuzda da bu var. Bu biraz öğrenilmiş de bir davranış biçimi. Ve bir şeylerden kaçma yolumuz yemek, içmek. Yani ya da bir şeyleri kutlama yöntemimiz. Kutlama, evet. Hep yemek, içmek. Ama kilo içinde bir şeylerden çoğu zaman belki özellikle diyet sürecinde başarıya ulaşamamak biraz kaçmakla bağlantılı da olabilir. Dediğim gibi diğer faktörleri çıkardığımız zaman sadece buraya kanalize olursak. Evet. Şimdi tabii çok sıcak aylardayız. Şu anda bile sıcağı hissediyoruz oturduğumuz yerde. Ki atmosfer gerçekten konforlu olmasına rağmen sıcak. Ağustos ayı özellikle çok böyle derin gelecek diyor uzmanlar da. Şimdi neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, vücudumuzu nasıl korumalıyız, nasıl sağlıklı bir bu dönemi geçirebiliriz? Şimdi bu dönemi sağlıklı geçirmem lazım ki bakın salgın durumları devam, sonbahar gelecek, okullar açacak vesaire. İlk önce aman havalar çok sıcak, boş ver yemek yemeyeyim, atlayayım örüntüsüne girmesin bireyler. Çoğu kişi de şu an eğer çalışmayan bireyler varsa, okulu tatil olan öğrenciler, onu da gözlemliyoruz. Çünkü geç uyanışlar, geç uyuma durumları. Evet. O doğrultuda nasıl besleneceklerini iyice öğrenmeleri gerekir. Onun da altını çizelim. Ve çok fazla hazır gıdaya başvurmasınlar. Çünkü dışarıda pişen şeylerin evet sağlıklı bir şekilde hazırlanıp soframıza gelen dışarıda çok değerli restoranlar var. Güvendikleri kadarıyla başvursunlar. Fakat emin olunmayan şeyleri de özellikle bu besin zehirlenmeleri vesaireden ötürü çok sıcak havalar onlara çünkü. Onlara da değinelim. Onlara da dikkat etsinler diyebiliriz. Yani vakitliğine yemeye çalışmak özellikle sıvı alımını vurgularız. Şu anda karpuz özellikle ön planda. Evet karpuzumuzu da yiyelim ama şeker içeriğinden de dikkat etsin özellikle karpuz, diyabet hellim. Bireyler. Karpuz hellim kombinasyonu çok yap ama hellimler yağlı biraz tuzlu olduysa oturup böyle şuursuzca yemek yememek de lazım. Yine böyle hani zeytinyağlılar, hep bahsettiğimiz şeyler bunlar. Yine o tabak kombinasyonumuzun karbonhidrat, protein bakımından dengede, yağ bakımından dengede olması. Çünkü biliyorsunuz bu karbonhidrat meselesinde biraz karaladıkları için ekmeği vesaire. Ya, ekmekten de birçok insan öyle uzaklaştı ama lütfen sağlıklıysa o soframıza gelen ekmek yine değineceğim hani zepsesi vesairesi gibi. Bize çok güzel kar sağlar. Dengeli beslendiğimiz müddetçe çıkarmayın. Lütfen karbonhidratları çok aşağı çekmeyin. Diyet kilo verme sürecindeyseniz, diyet isteyeniz doğru bir hesapla zaten ayarlar size ne kadar, ne zaman kadar yapmanız gerekiyor. O düşük karbonhidrat diyetleri o ayrı meseledir. Ama lütfen böyle besinleri kötüleyerek ezbere de bir şey var ya, şu hep moda. Mesela 2 sene önceye bakalım. Moda olan bir bizim meslektaşlarda vardı öyle bir şeyi böyle öne atarız böyle moda gibi vesaire ama şu anda moda değildir. Mesela aralıklı diyet diye bir şey o var. O diyet mevzuları hala ayrı da bir de şey aralıklı oruç tabii mesela diyetisyenin ve gelen danışanının ve hekiminin üçlünün karar verdiği doğrultuda uygun şekilde olanı yapılabilir. Çünkü onun da bazı alternatifleri ama var. Ama bir dönem şey dendi işte 6 öğün yenecek. Şimdi tam tersi oluyor yani. İşte bu karışıklığa neden girmeden değişiyor sürekli? Bilim de ilerleyen bir evet, şey. Evet. Ama şöyle bilimi de incelerken bilimin de her sunduğu şeyi esas almadan. Mutlak doğru. Evet, evet araştırmamız da lazım ve unutmayın kişiye özgüdür bu iş. Parmak izi gibi parmak izi gibidir. Yani evet verdiğimiz diyetler en başında böyle çok klişe görünür. Haklıdır danışanlar o konuda. Çünkü bir doktora da gittiğinizde size belli rahatsızlık için belli ilacı verir ya da alternatifleri var. Ona diyemezsiniz hani bunun tadı böyleydi falan. Yani belli bir sanar var sonrasında hastasına uygun davranacağı başka durumları vardır. Bizim işimizde de öyledir. Belli bir şeyle başlarsınız ama en azından kendi adıma söyleyeyim. Bolca ben danışanın haber bekleyen bir diyetim. Çünkü onun nasıl yaşadığını anlatımıyla görmezsiniz. Yaşarken görürsünüz. Hani insanlar başında kendini farklı tanıtıyor. Bu ilişkiler için söyler. Sonra yaşarken anlarsınız ya da arkadaşlık evet, mevzuları gibi. O kişi kendini tanımak isterse onu açmalı diyetisyenine ki görebilsin. Çünkü hangi besinliği gelmiş gelmemiş. Çok da bu ticari şeyin tuzağına da düşmesinler. Çünkü her ortaya çıkan yeni bir şeyin altında maddi kaygılar da olabiliyor. Bir şeyi, bir ürünü pazarlamak adına da ilerleyebiliyor. İnsanların çünkü zaafları vardır. Tabii ki değil yani deseler, bulup buluştururlar. Evet hayatında en çok istediği şey için deseler bunu yaparsam olacak hemen onu yapar değil mi? Fiziki güzel görünmek de hele ki son senelerde çok şey. Son zamanlarda çok. O açıdan da orada da dikkat ederek sağlıkları böyle 3. 5. plana atmayarak artık 2. planda demiyorum ne yazık ki. Çünkü onu 3. 5'inciye böyle atıyoruz. İlerlemekte fayda var. Tabii şimdi sadece bu diyet ve
zayıflık için demeyelim çünkü sağlıklı beslenme özellikle pandemide çok çok daha fark ettik. Bağışıklık için de çok önemlidir. Tabii ki en başından hep onu söyleriz ama bağışıklık tetiklenmedikçe bir durum yaşamadıkça evet. insanlar boş evet. ver böyle diyor. Yani hani tamam zayıflık ya da fit olmak çok önemli ama gerçekten ne yersek oyuz. Nasıl beslenirsek onu yansıtırız. Ve bir insanın dışına ve bedeninin zayıflığına falan bakarak da onun sağlıklı olup olmadığını anlayamaz. Çok insan vardır. Hmm. Gerçekten incecik görünebilir. Genetik şanstır. Evet bazen. Ama. Yani, ama vücudu son derece sağlıklı. Zaten çok kalitesiz besleniyor. Ya. Ve kalitesiz beslemenin yanı sıra hep ben şey dedim bütünse kaliteli yaşamak da hem farkındalıklı hem de olabildiğince hani iyi hissederek yaşamak da çok önemli. Bazı kişilere de bakar ve üzülürüm. Diyet meselesini aşırı takıntı haline getirmiş kişiler vardır. Çok yani 7-24. Mutsuzluk akar. Evet, ay derim benim ya ben diyet istemem. Şimdi diyet istemem değilim derim dışarı açıkta. Çünkü o da şey anlatabildim. Evet. Rahat ol bari severek. Bir şey iki kaşık fazla yemesi yani sorun değil onu da abartma. Takıntı haline denge. Getiriyorsun. Kendine şey yapıyorsun çevreni. Aynen öyle. Değil orada mi? Da başka şeyler yatacaktır orada ne ama. Ne gibi bir şeyler mesela. Bir şeyi çok fazla takıntı haline getirdiyse orada çok temel bazı korkuları olabilir. Mesela spor yapmayı ve çok sağlıklı beslenip fit olmayı aşırı takıntıya çevirmiş kişilerin belki ne bileyim temelinde kilo alırsa sevilmemekle ilgili bir korkusu, takdir ve onay görmemekle alakalı olabilir. Ufak eleştirilere gelemeyen biri çünkü şekille kabul göreceğini düşünebilir falan. Ya bunları farazi şimdi şey yaptım. Evet, ama yine de onun altında bir sebep var diyorsunuz. Her şeyin yani, altında her şeyin bence altında bir sebep var. Yani illa beslemede hepimizin her davranışının, her bir şeyin altında bir sebep var. Çoğu kişi bakmayı sevmese de böyle zaplayabilir mesela şu anda diyebilir nedir dediği. O kişilerin de bakmayı seçmemesinin bir sebebi vardır. Yüzleşmek zordur çünkü. Mesela bence diyete başlamak da cesaret ve kararlılık ister. Yoksa diyetsen gezebilirsiniz. O yolda yürümek hani bir işe başlamak gibi. Siz mesela buradasınız o sözünüzü gerçekleştirirsiniz. Konuk hani sözünü gerçekleştirir büyük bir aksilik olmadığı müddetçe. Yani o sorumlulukla çok bağlantılı. Aa, çok güzel örneklediniz. Sorumlulukla bağlantılı. Evet. Aslında bu sağlıklı yaşam da bir... Sağlıklı beslenme değil sadece. Sağlıklı yaşamak evet. da bir sorumluluktur. Hayata karşı. Bize karşı. Karşı. Önce kendimiz. Yani bu beden hani evet. evine insan bakar. Evet evet. Çok güzel değindiniz gerçekten. Yani hani dişlerimizi fırçalamamızdan tutun. İşte hijyenimiz, öz bakımımız, sağlıklı beslenmemiz. Böyle güzel bir sporla uğraşmamız. Evet. Sosyalleşmemiz, iş hayatımızdaki çalışmamız. Hep aslında kendimize olan... verdiğimiz değer ya da değersizlikle ilgilidir. Evet, alakalıdır. Evet. Hepimiz belki aynı orantıda bir şeyleri sevmeyebiliriz bu arada. Ki. Onu da kabul etmek. Tabii ki, tabii ki. Evet, ben bunu çok sevmiyorum demek ama orada bir kabulleniş getirmek. Evet. Benim sağlığıma negatif bir etki sağlıyorsa o sevmeme haline bir bakıp belki dönüştürmek. Hı. Ama negatif bir etki etmiyorsa tamam deyip orada da bir kabulleniş. Böyle geçip de mesela çok diyelim spor yapmayı sevmeyebilir bir kişi ama olabilir. Hareketlidir. Ama bakıp da o spor yapanlara böyle hasetle de bakmayacak. O ne kadar güzel. Takdir de etmiyor çünkü çoğu zaman. Ne kadar güzel. O seviye alkışlayabilmek birbirimizi değil mi? Yani. Ne kadar güzel. O alanı da yaratmak güzel olur. Yani tabii ki. Ya hani yapmıyorsan illa da alkışlamak da zorunda değilsin ama kötü de düşünme. O yapanı alkışlamak. Yani böyle kıskanarak evet, bakmakla evet, ne kadar evet. güzel. O vakit ayırmış, yapmış gibi. Ya evet, da sağlıklı evet. beslenmeye de bir vakit ayırma işidir. Bir motive olsa. Kırıcı olmamak lazım. Evet. Yani. Kilolu olana da yapmamak lazım motive kırmak mesela. Çoğu kişiye onu de motive etmek daha çok lazım. Etmek ve çok dokunduran kişiler de var. Mesela birine baktığınız zaman aha sen sanki kilo almışsın evet. dememek de yani gerek yok. O sadece fikrini sorarsa dürüst olmak evet önemli ama yani birbirimizi böyle şeye de gerek yok. Alabilir. Nedenlerini bilemeyiz. Tabii altta yatan evet. nedenini bilemeyiz. Aynen. Dönemsel şeyler bu. Alabilir. Geri kilosunu verebilir. Evet. Belki başka bir şey. İşte dediğim gibi sadece beslenmeyle çok alakalı değil. Çoğu kişi mesela 0-6 yaşı hep söyleriz. O döneme kadar öğrendiğimiz şeyi aslında uygularız ya hayata dair baktığınızda. Beslenme de o dönemle çok bağlantılı. Eğer 0-6 yaşta özellikle böyle abur cubura, ıvır zıvıra çok alıştırılmış bir çocuksa kişi ileride en üzüldüğü anda nasıl ki üzülen çocuğa şeker çikolata ya. Verir. O da gidecek markette renkli paketlerden alacak. İçindeki çocuğu o şekilde mutlu edecek. Orada farkındalık getirip hani bunu başka yere dönüştürebiliriz bakmak lazım. Ve çok da kolay olmayabiliyor. Yine çaba ister. Hani spor salonuna gidip kaslanmak da öyle bir günde gidip spor yapınca olmaz. Bir rutin
bir çaba, bir emek ister. Orada yine sabırlı, kararlı olmak ister. Kendimize de karşı sabırlı. Dışarıdaki birçok şeye daha sabırlı davranırız da kendimizi unuturuz. Gelince evet. Sabırlı davranırız. Evet. İstikrar da önemli değil mi? Yani istikrarsızlık kararlılık da önemli. Düşse bile tamam kalkıp devam, ara verebilir, kalkıp devam. Çoğu kişi hemen ya toplum olarak yani çabuk böyle sıkılma, vazgeçmeye meyilli taraflarımız da var. Çünkü bir şeyi bir insan emeğiyle, kendi alın teriyle elde etmediği zaman çok kıymet bilmeyebiliyor baktığınızda. Evet. Bu işte evet. De emeğiyle yapmışsa, emeğiyle mesela diyetisyene gitmiştir vesaire, onun daha çok böyle kıymetini bilir. Hmm. Kıymet bilmek de ayrı bir şey tabii. Evet, o da ayrı. Süpersiniz ama gerçekten... Çünkü yani tamam şu da olabilir, şu meyveleri tüketin, şu kızartmayı yemeyin, şunu haşlayın diyebilirsiniz. Ama aslında bir tek onlar değil, biz insanız. Her türlü duyguyu, düşünceyi, her türlü şeyi barındırıyoruz. İşsel bir yolculuktayız, kimi zaman dışa vurumlar yaşıyoruz. Bunlar da aslında en önemli ayaklanan bir tanesi de beslenme şekli. Yani bu beslenme şekli her şeyi mi etkiliyor? Çok şeyi etkiler baktığınızda. Çünkü evet. Vücudunuz hormonlarla birçok sistemle çalışır. Evet. Ve yani beyin kimyanızın sağlıklı bir şekilde mesela regüle olabilmesi diyelim. Beslenme çok önemli. Çok önemli. Bağırsaklar. Bağırsaklar çok önemli. Aldığımız gıdaları doğru zamanlarda almak, doğru miktarlarda almak önemli. Ama ondan da önemlisi hani bütünende dengede hissetmek. Mesela aman bu kızartma, bu bilmem ne. Evet, kızartılınca bir şey birçok insan aman yağlıdır kilo yapar de. Ama aslında kanserojendir de. Yağ yanar çünkü yanar o besin. Besin değeri çok düşer. O nedenle kızartmalar bir taraftan da çok önemli. Evet. Ama 40 yılda bir yiyebilirsiniz. Patates kızartması birçok kişi sever. Yiyebilirsiniz. Bir de şey vardır. Kişiler kendileri artık yemez, hiç kızartma. Ama çocukların önüne köfte, patatesler konulur şeyler. Evet. O çocuk o yaşta onu alışınca tabii ki büyüyünce de onları isteyecek. Tabii ki çocuktur yesin ama siz de sağlığınız izin verdikçe ara sıra yiyebilirsiniz. Çünkü dışarıda da onu konuşurduk. Mesela bir şeye yasak dediğiniz zaman daha çok ilgi çeker. Tabii. Mesela bir diyete çikolata yemeyeceksin, onu yemediysen ay çikolatalara böyle üzgün üzgün bakar insanlar. Ya da yerken söylenmeyeceksiniz. Evet, çağırır oradan buradayım der. Ama desek ki her gün çikolata yemez insan çünkü o normal. Normalleştirelim de böyle o yasak bu yasak bunu. Çünkü senelerce bahsettik evet yaz aylarında şöyle beslenir şöyle beslenir. Evet ama derinliğinde farklı. Ne kadar farkındayız? Evet bundan bahsediyoruz ama niçin bu şekilde beslenelim diyor mesela diyetisyenler ya da niçin bu şekilde öneriler yapılıyor? O tarafına da bakmak lazım. Uykular çok bozulabiliyor bu dönemlerde. Çok. Onu da altını çizelim. Çok. Çünkü uyku düzensizleri de kiloyu verme konusunda olumsuz etkiler bizi. Vücudumuzun iyi dinlenmesi önemli. Gerçek dinlenmesi ama. Çoğu kişi... Yaz aylarında herkes yorgun. Herkes yorgun. Çünkü yorgunluğun bir sebebi de bence buramızdan gelerek çalışmamak. Çünkü 24 saat var. Birçok kişi çalışıyor. Günün diyelim 8 saati çalışıyor. Burasından gelerek yapmadığı bir işi attı. Ömrünün 3'te 1'i gitti. Gece uyumadan hemen eve ki düşünceler önemli. Tabii bu ayrı bir konu. Böyle aman yarın bu olacaktı bunu ödeyecektim diye uyuyan bir insan nasıl, ne kadar kaliteli belki uyuyabilir. Ya da gün içerisinde kendine düşünce. Gerçekten vakit yaratmayan ne kadar kaliteli yaşayabilir. Bunu belki öğrenmemiz lazım birazcık. Kolay değil biliyorum. Ama biraz bu tarafına da bakmak. Tetiklendiğimizde daha fazla bir şeyler yeme konusu. Mesela ortaya karpuz, kavunlar gelir yazın geceleri. İncir tabii. Ama bu yaz mevsiminde meyveleri tabii. En güzel. En güzeli şekerli şeker değil mi? Ortaya gelince ve gece orada sohbet esnasında oturunca farkındalıksız bir şekilde 4 incir de yeriz. 5-6 karpuz da yeriz. Dondurma üstüne. Tabii ki eğer böyle bir kritik durumunuz varsa ortaya koymayın. Hani tencereleri de yemekler de ortada olunca herkes bir kaşık daha bir kaşık daha de. Buzdolabınızda dursun meyveler. Tabağınızı alın, oturun. Göreceksiniz birçok şey değişecek orada da ama işte bu trik ve farkındalık kısmı gelmedi müddetçe. Bu diyet meselesi ne yazık ki biraz şey o, hep bir kısır döngüyle devam ediyor. Acaba şey mi? Yaz mevsiminde mesela bence şöyle bir şey oluyor. Yaz mevsiminde, yani kendi adıma söyleyeyim en azından, daha çok iştahım açılıyor. Benim daha çok işte yemek istiyorum, meyve yemek istiyorum. Mesela kışın ben meyve aklıma bile gelmiyor kışın hiç. Ama yazın gerçekten sürekli bir meyve yeme,
hissiyatı. Gece saat 11'de dahi ol ama kışın hiç olmuyor. Hani büyük ihtimal yaz meyvelerini daha çok seviyor olabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Şekerli yiyecekler daha çok dikkatinizi çekiyor olabilir. Gün içindeki sıvı dengenizi, belki su haricinde biraz da vücut onları çağırıyor olabilir. Sulu ve şekerli bir yemek yeme ihtiyacı. Birçok faktör var ama şanssızlardansınız. Genellikle kışın kişiler iştahı kapatamaz, kilo alır. Yeşil çayımı içerim, evet. Papatya çayımı içerim saat 7'de evet. Biter. Evet. Hiç canım bir şey istemez evet. Yani kendi adıma konuşayım evet. Tabii. Ama yazın tam tersi. Ama benim kilo tamam. Benim varsa belki. Lütfen yazsın Facebook Beret Haber sayfasına merak ettim. Ama kilo gayet iyi olduğu için demek ki odu çok güzel dengeleyen bir bünye var. Ama tabii ben bir saat falan da yüzüyorum. Mesela o arada gün içinde oturup da herhalde öğlen kebap, yo. Akşam bir tabak makarna değildi. Tabii, güzel tabii. Salata vesaire. Güzel de bir beslenme. Memleketimizde şey deniz var. Deniz gibi bir şey var elimizin altında nimet. Evet. Çıkacağız işten sonra. Akşam 8'e kadar yolu var. Gün batımında gün batımına kadar yolu var. Bir saat yüzelim. Dengeleyelim olsun, değil mi? Aynen öyle işte. Bu severek yapmak ama. Ne kadar güzel severek bahsettiğimiz. Aa, çok. O sevebileceğimiz egzersiz alanlarını belki kendimize yaratmak. Bahaneler hep ben derim cepteki bahane. Ama eve gitmedik işte geç ki hep bir bahanemiz var. O bahaneleri çıkarsak aslında göreceğiz burnumuzun dibinde birçok alternatif var. Hepimiz bazen yapabiliyoruz ama çıkaralım o bahaneleri. Deniz var aynen dediğiniz gibi. Ay, mahallede bir 20 dakika yürüme fırsatı var. Var. Değil mi? Ev içinde artık sosyal medya dolu. Egzersiz videoları var. Açın işte bir 5-10 dakika birazcık hareketlenin, dans edin yazın. Dans edin. A, çok güzel. Anneyi severseniz ona aynen öyle bir şeyler yapsınlar. Yap. Hem şey mod da yükselir. Tabii, sağlıklı beslenme modumuzu da çünkü olumlu yönde etkiler. Bir de tabii şimdi bu yaz döneminde şeyler de oluyor. Tabii yeme içmeler oluyor. Biraz alkol tüketimleri oluyor. Onlar da galiba kilo yapıyor. Evet. Su tüketimi. Ondan da bahsedelim mi? Nasıl tabii. Tüketilsin? Yani mutlaka tüketiliyor. Ama nasıl tüketilsin? İşte ödem yapıyor onlar, şişlik yapıyor. Ödem ve ciddi kalorisi var. Herkesin bu ara el ayakları şiş zaten. El ayaklar şiş. Bir de hem hareketsizlik hem de doğru kaynaklardan sıvı almamak. İçki evet gece tüketiliyor. O direkt zaten karın içi yağlanmayı da özellikle tetikleyebiliyor. Şeyi de yanında fındık, fıstıktı. Hmm. Bir de kavun, karpuz ve şey meyhane sofraları. Zaten onlar tehlikeli. Bir de gün içinde kahve, kahvecilerden soğuk kahveler. Bayılırız. Kafein tüketimini de abartmak. Yani onun da bir dengesi var. Çünkü su atımını hızlandırabiliyor vücuttan. Yani ekstra bir sıvı almış olmuyorsunuz. O nedenle ona da bakmak lazım. Meşrubatları içerek, kahveyi içerek, alkolü böyle insanların çoğu sıvı aldım zanneder yeterli ama sıvı almıyor olabilir. Ciddi ödem problemi de varsa kişilerin yalnızca bu tip şeylere bağlamadan önce de fark ediyorsa vücudunu muhakkak bir hekime de başvursun. Tabii, tabii. Tabii altında birçok başka rahatsızlık durumu da yatabiliyor çünkü. Yatıyor. Hı-hı. Ama yani ben de şunu anlamıyorum gerçekten ama yine bu benim kendi düşüncem. Suyun yerini hiçbir şey mi tutmaz? Yani hiçbir şey tutmuyor benim açımdan. Baş ağrısı yapıyor su içmediğimi hissettiğim an. Böyle aç değil karnım ama açlık hissiyatı veriyor. Evet. Bir bardak içtiğim an gerçekten yeniden doğmuş gibi kendimi hissediyorum. Yani suyun yerini tutar mı kahve, meşrubat? Zaten tutmuyor. Tutmuyor. Peki insanlar sıvı bir şey içtiğini zannederek devam edebiliyor. Zaten açlık ve susuzluk sinyalleri de birbirine çok benziyor. Hmm. Yani, aman sanki acıktım der insanlar. Dediğiniz gibi karpuz kavuna çok giden olur. Tabii. Halbuki vücut su ister. Bir bardak su içse, bir 5 dakika beklese fark edecek ki mesela aslında vücudu susamış. Anlatabildim. Onun için orada o detaylara da böyle bakmak. Özellikle ara öğünleri çok aksatanlar var. Ama sıcak unutur çalışmadan 3-5 civarlarında böyle bir ara öğün falan yapmaz. Onlar da bizi kilolandırabilir. Çünkü gece yemesi artar bu sefer. O çok önemli tabii. Gece yemesi artıyor. Peki ara öğünde ne yiyelim? Meyve mi yiyelim? Çiğ kuru yemiş mi yiyelim? En güzeli ara öğünde mesela meyveler evet. Hangi meyve ama mesela? Her türlü sağlığı el verdikçe sistem bize hangi meyveyi sunarsa o dönem için bir faydası var. Fakat kişi değerlendirmeli. Ben bu meyveyi yedikten bir saat sonra erken acıkıyorum diyenler var. Mesela biz teoride elmayı öneririz. Değil mi? Tok tutar falan. Zengin. Ama ne olur birçok kişi elma acıktırır. Fark edecek bedenin demek. Elma onu acıktıran bir meyve ise dikkat edecek onu tüketirken gibi. Mesela onu tüketecekse tarçın, toz tarçınla veya biraz cevizle tüketsin bir kere de bakalım nasıl bir etki gelecek. Ya da yoğurduna katsın. Yoğurt, tarçın, elma çok güzel olur. Biraz da dip frize atıp dondurabilirler. Dondurma şeklinde. Bunu yaptıkları zaman ikindi vakitlerini görecekler ki akşam saatinde
Birden eve gittikleri zaman aman işte kebap mı çağırsak, lahmacun, böyle bir de şey var ya, hemen insanlar üşenir mutfakta bir şey yapmak için, şey yapabilir, böyle kolaya kaçabilir. O olmamaya başlayacak. Mesela beni ayranla çok çok tutuyor. Ayran süt grubu, aynen. Yoğurt, ayran, fakat süt de gene tüketebilir ama daha ziyade fermenteleri önerebiliriz. Kefir çok sağlıklı, birçok kişi sevmeyebilir. Ayran da denedim olabilir ama hazır ayranlar yağlı ve tuzlu olabiliyor. Dikkat etsin özellikle yüksek tansiyonu olanlar için. Yoğurt, kendi yaptıkları evdeki yoğurduyla ayranı olabilir. Hazır ayran dışarıdadır diyelim, çok acıktı. Hemen bir markete geçip bir ayran alıp içtiğinde bile fark edilir ki her şey dengelenir. Ve B planı olarak hep o kuru kayısılar olsun çantada. Her ne kadar yaz olsa da bir elma yemez, bir şey yemez. Hemen ara öğünde dışarıda bile olsa onu atıştırdığında ya da kişiye özgü önereceğimiz herhangi bir farklı bir ara öğün diyelim. Görecek, hemen bir şeyler dengelenecek. Hem kilo kaybı süreci devam edecek olumlu bir yönde, hem de bu gece açlık krizleri olmayacak. Bir de şimdi terliyoruz da çok su sanki kaybediyormuşuz gibi geliyor bana tabii. yani. Böyle çok sıvı kaybediyoruz sürekli. Her an oturduğumuz yerde. Konuşurken de sıvı kaybediyoruz kaybederiz. Değil mi? Her an kaybediyoruz. Bu da sağlıklı bir şey değil mi sıvı kaybı da? Tabii ki toksinleri atarız vücudumuzdan ama onu yeniden takviye etmek. Aslında bu toksinleri atabilmek adına saf suyun kıymeti büyük. Yani diğer hiçbir şey. Yine sağlıklı sıvılarımız var tabii. Mesela karpuzdan aldığınız sıvı da sağlıklı sıvı kategorisinde ama kahveden, meşrubattan aldığınız değil mesela. İyi. Örneğin asitli meşrubatlardan bahsediyorum. Orada bir ayırım getirmek, yine dengelemek. Suyun içine hep öneririz, hani salatalıklar, maydanozlar atın, suya geçirsin, suda çözünen vitaminlerini için. Evet. Peki mesela örneğin siz bugün, ben onu soruyu sormayı çok seviyorum uzmanlara, gelin uzmanlara. Çünkü bakalım siz ne yapıyorsunuz? Bugün buraya konuk geldiniz, saat işte 14'te buradaydınız. Sabah kalktınız, ne tükettiniz, ne tüketmediniz? Yayın öncesi enerji olsun diye ne tükettiniz yine besin olarak? Yayından sonra ne yapacaksınız? Kahve içtiniz mi? Evet. Yediğinizi, içtiğinizi anlatın. Aynen öyle. Sabah, ben her sabah genellikle ekmek ve peynir tüketmeyi severim. Veya söğüşle birlikte klasik. Çünkü daha güzel tok tutar benim fark ettiğim kadarıyla. Ama pek tabii kendim şu anda çok uygulamadım bu son dönemlerde. Ama sabah kahvaltına daha serinlikli bir şey tüketmek isteyenler için yulaf, süt, belki meyve karışımlarını da önerebiliriz. Fakat yine kişi dinleyecek. Mesela ben kendim de tabii ki ekmeğimizi tam tahıl ya da çavdar unundan emin olduğumuz, sağlığından, porsiyonu yapılımından da emin olduğumuz bir ekmek olursa çok iyi olur. Peynirler çok yağlı olmasın, onu tavsiye ederiz. Light bir beyaz peynirimiz olabilir. Bunu tükettim ve evde ara öğünüm olarak böyle eriklerim vardır şu anda. Eriğimi tükettim. Daha ben de bugün bir de çıktım Girne'den geldiğim için. Öğle yemeğimi buradan çıkınca tüketeceğim inşallah eve gittiğim zaman. Evet. Bazen bunu da yapabiliyoruz bu arada. Atlıyor bile. Üçteki arayla birdekini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir toplantınız, bir durumunuz var. Mesela burada konuşma durumu var. Tok mideyle hani rahatsız edebilir düşüncesi. Evet, doğru. O ikisinin yerini değiştirip mesela 3 gibi bir daha hafif bir salata yapabilirsiniz. Etkiliyor ama. Etkiler. Bir hafif salata yaparsınız. 5'te aranızda devam edersiniz ki 5'te genellikle hep danışanlarıma da önerdiğim yoğurt meyve karışımı. Çok güzel. O çok güzel tutar ve 7-8 gibi genelde bireyler şimdi yaz aylarında 8'i bulur çünkü akşam yemekleri. O civara kadar sizi çok güzel taşır. Ve ceviz badem ölçüsünü bilerek ama onu da meyvelerin yanına biraz katabiliriz. Tabii çiğ onlar da olacak değil mi? Ceviz çiğ badem. Kavrulmuş. Öyle daha çok mesela, bademeli. Mesela şimdi ben gerçekten böyle ağır bir besin tüketseydim yayın öncesi, hava da sıcak, onu uyuya uyuya yayın yapardım yani. Uyuklatıyor yani. Da bu dönemlerde. Uyuklatır tabii ki. Şu yemek yediğimiz zaman kan mideye hacimine bir böyle rahat döneme gireriz. Hani kışın daha şeyiz çünkü soğuk hava. Soğukta. Şimdi yazın böyle şey siyasi saatler ya, şimdi böyle tam dinlenme saatleri. Evet, evet. O nedenle öğlen daha hafif beslenmek. Hele ki böyle birlikte çalışan kişiler varsa ofislerde çok o hataya düşerler, ağır yemekleri çağırırlar. Öğleden sonra çöpe gider. Hep beraber. Hep beraber uyku. Onun için sağlığımız adına daha hafif beslemek daha iyi. Salatalar. Salata güzel, zeytinyağlı taze fasulyeler belki. Severim. Bamya seversin insan, bamya. Hep bir çok böyle severim. Güzel zeytinyağlı yemek olsun evde. Bazen kişiler diyelim bol bol da yapıp dip frizinize de atabilirsiniz. Programlarsanız ertesi gün çıkarırsınız patlıcan, kabak. Hiç yapamadınız, atın yağlı kağıdın üzerine biraz baharatlayın, pişsin fırında, yoğurdunuzla yiyin, ekmeğiniz eksik olmasın, et grubunuz, bazen et grubunuz yoksa bir menemen yapın akşam yemeğinde. Çok alternatif güzel. Çok var ve doyarsınız. Ve doyarsınız, yani eksik bir besin öğesi kalmaz. Yumurta için de gerçekten mucizevi bir besin öğesi diyorlar. Ve çok güzel tok tutar. En büyük tavsiyem, hele ki genelde çünkü danışanlar kış aylarında iştahlarını yönetmekte güçlük çekerler. Siz onun için şanslısınız. Çünkü 5 gibi hava kararır.
eve giderler. Diziler var, şeyler var. Genelde insanlar televizyon başında. Araba. Harika. Onun için akşam yemeklerinde özellikle yumurtayla beslenmek. Baktınız gördünüz iştahınız açık o günlerde. Kontrol edemiyorsunuz. Akşam mutlaka böyle yumurtalı bir salata severseniz salata yapın, bir menemen yapın, zepzeli falan pişirdiğinizde daha çok büyük bir porsiyona dönüşür. Çünkü ekmeğinizi salatanızı alın ya da baklagillere yer verin. Göreceksiniz hemen dengeleyecek ve öğlen de baklagilleri tavsiye edebiliriz. Evet. Yine bir izleyicimiz soru atmış bizlere yollamış. 65 yaşında bir izleyicimiz kalıcı göbek yağı, kalıcı göbek yağı önerisi var mı? Herhalde göbek yağının kalıcı olacağını düşünüyor kendisi. Büyük ihtimal menopoz sonrası da pek tabii ki kadın bir izleyicidir büyük ihtimal. Yok galiba erkek, erkek bir izleyici. Erkeklerde tabii ki karın içi yağlanmayı daha fazla görürüz ama ilk önce tabii hekimine başvurdu mu? Yani diğer sağlık durumları, ne alemde şekeri var mı, insülin direnci var mı, niçin karın içi yağlanma, eğer fazlaysa bilemiyoruz tabii kendisine göre bir rahatsızlığı var. O kontrollerini yaptırdıktan sonra o da gayet güzel beslenmeye başladığı vakit çok güzel yağından da kurtulur. Hiçbir şey kalıcı değildir bu hayatta. Değil, bize ait değil aslında ama işte altında başka nedenler de bazen yatabiliyor bu yağ. Hiçbir şey kalıcı değil yani, aldığımız nefes dahi değil. Kalıcı değil. Onun için alınan yağlar da kalıcı değil. Çaba, emek, özen, uzmana gitmek aynen. Bir bütün. Aynen. Hep bütün, kendimize de bütün bakabilmek. Evet. Şikayetle değil, hep isteyerekle bakarız. Sevmeyerek bakarız hep böyle. Severek bu da olmuş. Hep işte dışarıdan gelecek herhalde eleştiri kaygısı, korkusu. Ama kendimize böyle olaya değer da vererek. Kaçmak. Bunu sorayım. Genelde siz de hep bundan yana üzülüyorsunuzdur. Hani yakınıyorsunuzdur. Kolaya kaçmak. Örneğin izleyicimiz kalıcı. Ama nasıl olsa bu yaştan sonra aldım. Bu üstüne ekle, üstüne ekle, ekle ekleye gitmek. Bahanedir. Bahane. Ya. Yaşımızdan öte ya da doğum yaptıktan sonra o da çok veremeyiz. İşte yaşımız ilerledi artık zor. Yaşımız ilerledi derler ama maşallah yağlı yağlı her şeyi yemeye devam eder. Yaşımız ilerledi. Ona dikkat etmek lazım. Daha çok bir iki kilodan da şey önce. Hep bahanemiz var. Yaşımız şunu geçti artık zor. Kadınız daha zor kilo verirmiş kadınlar erkeklere kıyasla. İşte zaten dediğiniz gibi şey hareket edemedim çünkü bu faktörden ötürü işte yapamadım falan. Hep bir bahanem, o cepte bahanemiz var hepimizin. Nasıl olsa aldık bu kiloyu, bu kilo bize yapıştı, üstümüze yapıştı. Yapıştı, bu su içsem eve. Su içsem yarıyor. Ya ama burada da başka inançlar var belki. Orası dönüşünce belki verir ama hep o kiloyu bir şeyi çok düşününce, saate bakınca derim hep, geçmez ya saat. Hı hı. Bunu da çok düşünecek, o kilo yapışıyor, yani orada da tutmaya çok devam doğru. edersiniz. Büyütünce çünkü o çikolata yememem lazım dediğinizde iki günde bitirirsiniz onu. Evet. Ya da çok alakasız bir saatte yemeye başlarsınız. Saat 11'de mesela gece. Tabii bunu mesela difrize dondurma var. Yani ye gitsin o dondurmayı bütün gün aklına taşıyacağını, ağırlık vereceğini. Ya da evinizde her şeyden olsun mesela, kısıtlamayın. Evet. Yani o ayrı bir mevzu tabii, kişiden kişiye değişir ama ulaşabileceğinizi bilin ya da markettedir. Hmm. İstediğiniz zaman ulaşabilirim. Hmm. Bu açık büfelerde şimdi yaz ayları tatile gidenler varsa orada abi sanki bir kere daha bulamayacak açık gibi. Açık büfeler çok kötü bir şey. Tabii tabaklara doldurulur değil zaten mi? Zaten iklim krizi var. Aynen. Dünyada kıtlık gelecek. İşte buraya bakmak ya da evde çok bol keseden yemek yapmak. Hep böyle bol, bol 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 bitsin diye yemek üzerine. Ölçülü yapıp halbuki fazlasını fark edince hemen bir dondurucuya kaldırmak. Ziyan da olmasın tabii ki. Ama illa böyle bitirme, aman bu ekmek kalacak, bu poğaça kalacak, kalmasın falan olmasın, diye böyle olmasın. Dibinde olmasın, bitmesin, hepsi mideye zaten edelim. Ziyan olmaz, dışarıda gerçekten dostlarımız var. Var tabii. Kapının önüne koyalım. Evet, benim kedilerim her şeyi yiyor. Yiyor tabii ki de, hani mesela ben o düşüncedeyim. Sofradaki hiçbir şey ziyan olmaz, bu doğada herkes var, tüm canlılar var. Karıncalar şimdi çok mutlu. Karıncalar onlar yer, var, toprağa koyun ekmeğinizi, onlar biz gibi. Ya da kaldırın dondurucunuza, başka bir zamanda çıkaracağınıza. İlla bitirelim, onu da tencereler yıkanacak denir ya bir de böyle. Diyelim şimdi hemen katlayın buzdolabı poşetlerine, böyle börek çörek ya da toptan alışverişler. Onlar da hani, çünkü neden biliyor musunuz? Yani yine uzman sizsiniz. Ben mesela olduğu zaman da insan bir anda tüketmek istiyor. Evet. Az az alın ki, değil mi? Az az. Yeterince, ama kıtlığa da gerek değil. Orada bulunsun ama böyle kendi bir de kıtlık bilinciyle hareket etmek de bizi oraya sürükler. Evet. Aman bir kere daha bulamazsam, bulamazsam o da tabii çok o da farklı şeyler anlatıyor. Tabii o da psikolojik bir şey. Farklı bir şey vardı. Toplumumuzun geçmişini hani öyle yokluktan geldiğimiz için hani. Evet o var. Kilo da onunla çok bağlantılı. Onunla bağlantılı aslında. Ölüp gitmemek için üzerimde ben yeterince enerjiyi bulundurayım. Yani bu olabilir. Evet. Bir sürü şey çıkar işte. Evet çıkar.
Evet, son olarak neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Her şeye değindik. Sadece şunu yiyelim, şunu yemeyelim ne olmuyor sevgili izleyenlerim. Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir zihinle alakası var değil çok mi? Çok alakası var. Zihin, beden, ruh hepsi yani birlikte. Burada ne düşünürsek onu zaten gidip seçiyoruz. Yani o nedenle bilinçli olmak, doğru bilgileri edinmek. Böyle biz biraz da ezberi seviyoruz. O onu yaptı. Bir bakmak nedir ne değildir. Bir denemek çok değil severiz. mi? O şekilde en büyük tavsiyem bu yaz aylarında böyle bütünen farkındalık içerisinde kendimizi de böyle kendimize dönerek severek kendimizi geçirmeyi niyet ediyorum herkes için. Harikasınız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok hoş bir sohbet oldu gerçekten. Teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, diyetisyen Dilara Topcan bizimle beraberdi. Sağlıklı beslenmeyi konuştuk ve bunun yanında birçok konuya değindik. Ben çok keyif aldım sohbetten. Umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır diyelim. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın ama en önemlisi sağlıkla kalın. Ceren Aksu'nun sunduğu interaktif programının Perşembe günü konuğu Bülent Günkut. Kıbrıs Aday Efsanesi ve ülkemizin marka organizasyonu Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve ülkemizin en uzun sosyal sorumluluk projesi Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmalarının 2022 organizasyonunun anlatılacağı interaktif Perşembe saat 14'te BRT 1'de.